야, 이거 어떻게 나가? 응? 나 하루에 한 끼만 먹고 있는데. Acaba o tatlı yanaktan bir ısırık alabilir miyim Jungkook'cum? Merhaba yeğlerim, kanalınıza ve günün özetine hoş geldiniz. Bu tatlı canlı Seven şarkısıyla yemek yapan bir TikTok kullanıcısının videosuna sadece bir ısırık yazmış. Bu çocuğun yemek aşkı benim ona olan aşkımla yarışır. Dün Sirius XM röportajı yayınlandı. Şu girişe bakın. JK here, JK here. Evet, JK burada. Röportajın başlığı Jungkook Seven'dan sonraki planını, favori K-pop şarkısını ve dövmelerin anlamlarını açıklıyor şeklinde yazılmış. Bütün şirinliğiyle oturup soruları cevaplıyor. Hadi biz de bakalım. En sevdiği dövmesi sorulmuş. Doğum çiçeği olan kaplan çiçeği dövmesini çiçek dilindeki anlamından dolayı çok seviyormuş. Anlamı lütfen bana sevgi göster demek. Bu aynı zamanda hem güzel hem de acı verici anlamına geldiğinden dolayı onu seviyormuş. Tam bir aşk adamı oldu benim çocuğum. Ortada bir dil engeli olmasına rağmen neden K-pop'un dünya çapındaki insanlar arasında bir yankı uyandırdığını düşünüyorsun diye sorulmuş. Buna da üyelerden biri olan RM bunu daha önce söylemişti. Performanslar tabii ki K-pop'un ana unsurlarından bir tanesi. K-pop hem kulağa hem de göze hitap eden bir oluşum. Ama bununla birlikte birçok bağlantılı unsurlar ve içerikler de beraberinde geliyor. Ve RM'in söylediği gibi K-pop bir full paket. Sanırım bu yüzden dünya çapındaki birçok insanı cezbediyor demiş. Hemen de abinden bahset çocuk. Daha sonra hiç K-pop türü dinlememiş olan birisine K-pop'u tanıtmak için bir şarkı önermesini istemiş. Tabii ki Idol şarkısını önermiş. Şarkılarımızdan biri olan Idol'u öneririm. Bence bu şarkı Koreli bir idolün ne olduğunu güçlü bir şekilde gösterebilecek bir havaya sahip demiş. Kibar bir şekilde BTS Pave the Way demek değil de ne bu? Ben de birine K-pop'u önersem ilk bu şarkıyı öneririm. Seven'dan sonra yolda ne var? Bir albüm ya da tur var mı sorusuna cevabı efsane. Gelecekte ne olacak tam olarak bilmiyorum ama müziğim üzerinde çalışıyorum. Bu yüzden lütfen onları dört gözle bekleyin. Henüz tam olarak ayarlanmış belirli bir planım yok. Şimdilik sadece müzik yapmaya odaklanmaya çalışıyorum demiş. Yavrum, bu röportajlardan çok önce Yoongi abinin programında bütün planlarını ay belirterek vermedin mi sen? Yemin mi ettin Amerikalılara bilgi vermemeye? Tamam, en büyük Yoongi hayranı sensin. O ne sorsa gerçeği söylersin, anladık. Bu çocuğu yiyememek bana büyük haksızlık. Calvin Klein'in efsane model ve elçisi olarak çarpıcı pozlarla her yerde boy gösteriyor. Calvin bu fotoğrafı atıp sonbahar kampanyası kamera arkası yazmış. Yeni çekimlere her zaman elim kalbimde açayım. Yalnız bu ne güzellik. Her açıdan mükemmel çıkmalen, kendisi Seven şarkısıyla 2023 Bulletin ödüllerinde yazın şarkısı ödülünü kazandı. Jimin'imizde Bulletin ödüllerinde yılın erkek sanatçısı ödülünü ve Like Crazy şarkısıyla yılın müzik videosu ödülünü kazandı. Yetmedi bu ona, bir de 4. Forbes Kore ödüllerinde 2023'ün ilk yarısındaki en iyi erkek yıldız kimdi kategorisinde fiziksel bir ödül kazandı. Next BTS kimlermiş her gün daha iyi anlaşılıyordur umarım. Jimmy Fallon ise Tom God Like Crazy'yi gitarla çalmayı öğreniyor. Bir oylama yapmıştı geçenlerde. Like Crazy seçilmişti. Şimdi onu öğrenip çalacak. Hep beraber ona fighting diyelim. Yorumlarda buluşalım iyi ikilerim, sizi moralıyorum.